Milliyetçi Hareket Partisi Kozan Belediye Başkan Adayı Musa Öztürk, zaman ne çabuk geçiyor. Eski aday adaylarını Kervansaray lokantasında yemeğe davet etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü de geldi. Hepsi burada. Ben hepsiyle konuşmak, hepsiyle röportaj yapmak, söyleşi yapmak istiyordum ama maalesef yapamayacağım. Çünkü şimdi haber bültenim başlıyor, canlı yayınım başlıyor. Herhalde Mahmut'cum bu işin üstesinden gelir. Mahmut'cum biz gidiyoruz. Resimlerini çekmek isteseniz soracağınız bir şey var mı yok mu? Belediye başkan adayımız da burada. Çek rastlayın. Saygıdeğer basın mensupları, hoş geldiniz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak periyodik toplantılarımızın bir tanesinde bugün burada düşündük. Milliyetçi Hareket Partisi'nin geleneklerinde vardır. Mutluluk zamanlarda toplanılır. Büyükler küçüklerine sevgisini, küçükler de büyüklerine saygısını gösterecek böyle toplantılar yaparız. Yine bu toplantılarımızdan bir tanesi burada düşündük. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Kıymetli dava arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Sözlü de var. Birlikte beraber olmak için bir araya geldik. Bu bir aynı zamanda hem kaynaşma hem geleceğe yönelik ne yapacağımızı konuşmak üzere bir nevi iş yeme. Onun için de aramızda da Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Ona da hoş geldin diyoruz. Diğer arkadaşlara da hoş geldin. Sözü Sayın Hüseyin Sözlü'ye veriyorum. Teşekkür ederim. Değerli belediye başkan adayımız ve değerli gönüldaşlarım, kıymetli basın mensupları, partimizin belediye başkan adayımız ve aday adaylığı noktasında önemli mücadeleyi vermiş arkadaşlarımızla birlikte tertip etmiş olduğu bu yemeği ben önemsiyorum. Bunun bir birlik beraberlik yemeği olarak algılanmasından ziyade sahada bizatihi emek sarf eden, sahayı tanıyan, Kozan'ı tanıyan arkadaşlarımızın seçimde daha başarılı olmak için bu bilgilerini nasıl değerlendirecekler, birikimlerini ve tecrübelerini nasıl değerlendireceklerini, Milliyetçi Hareket Partisi'nin başarısına nasıl katkı koyacaklarını değerlendirdikleri bir toplantı olarak kabul edilmesi lazım. Bir sıkıntı olmadığı için özel bir birlik yemeğinden bahsetmek çok doğru olmaz. Arkadaşlarımızı ben yakinen tanıyorum. Hareketimize yıllardan beri emek vermiş ve bizim telkinlerimize ihtiyacı olmadan da harekete destek vermeye, emek vermeye, kendi davalarına hizmet etmeye hazır olan gönüldaşlarımızdır. Ama bir şeyi yakinen çok iyi biliyorum ki aday adaylığı sürecinde Türkiye'de eşi emsali görünmemiş bir çalışma hakikaten Kozan'da aday adaylarımız tarafından ortaya konuldu ve bu sahadan büyük bir birikimle, büyük bir tecrübeyle bu seçimlere emek ve becerilerini aktaracaklar. İnşallah zafer hem Kozan'da hem Adana'nın bütününde Milliyetçi Hareket Partisi'nin olacaktır. Ülkemizin Milliyetçi Hareket Partisi'ne ihtiyacı olduğu için halkımızın da Milliyetçi Hareket Partisi'ne yüksek bir teveccühü olacaktır. Afiyet olsun diyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz.